Evet, sözüm vardı. Siyasetin nabzını, gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Özel Sencar'la birlikteyiz. Metropol Araştırma'nın kurucusu Profesör Özel Sencar. Özel Bey, gerçekten kamuoyu ve seyircilerimiz sizi ilgiyle izliyorlar, dinliyorlar. Çok önemli saptamalar yapıyorsunuz. Önemli bir tablo ortaya koyuyorsunuz. Emin Çapa'yla devam ediyoruz. Emin, söz sende. Özel Bey, dediniz ki kamuoyu lider önemli diyor. %75-70'ler civarında dediniz. Ve de şu anda ekonomiyi kim düzeltir sorusuna gene de bir yanıt, Erdoğan dışında bir yanıt görmüyorlar. Gideyim bir yeri terk edeceğim, gideceğim ama kim peki o zaman, onu bana gösterin. Nereye gideceğini bilmek istiyor seçmen dediniz. Peki şimdi biz şunu biliyoruz. Millet İttifakı'nın bir ortak aday mı olacak, yoksa ikinci tura mı bırakacaklar o ortak adayı? Ama ille de Sayın Kılıçdaroğlu ya da belki de Meral Akşener olmayabilir bu aday. Ama öbür tarafta Sayın Erdoğan'ın olacağı kesin. Benim sormak istediğim şu. Birincisi, o adayın erken belirlenmesi sanki daha mı iyi olur gibi bir sonuç çıkarıyoruz buradan. Seçmenin bir yeri terk etmeden önce nereye gideceğini belirlemesi için, ona biraz daha zaman tanımak için erkenden mi açıklanmalı o aday? Birinci sorum bu. İkincisi de, sizin araştırmanızda bir süredir Sayın Erdoğan'a yaklaştığını, iki muhalefetin önde gelen iki işte Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen iki ismini yaklaştığını görmüştük. Hatta bu sonuncusunda da bir aday öne geçti. Biraz da orayı açabilir misiniz? Ben buna bağlı olarak bir soru sorma devamına getirmek istiyorum. Ama dur, tek tek git. Çünkü öbür türlü alamıyoruz sorunun cevaplarını. Vaktimiz var. Peki. Buyurun Özer Bey. Siz bunu Emin'in sorularına cevaplayın. Sonra Kadri'den de bir soru gelecek. Yani aynı soru, aynı mantığın devamı. Ekleme yapalım. Yo, Kadri Bey, buyurun sorun. Birleştirerek cevap verin. Nedenini merak ediyorum ben. Mansur Yavaş'ın bu kadar yüksek çıkmasının nedeni. Yani ne tür bir, hangi performansına, hangi özelliğine bağlı? Efendiliğine mi? Yoksa efendim icraatına mı? İcraatı Ankara ile sınırlı. Çok da böyle işte iletişim atraksiyonları yapan, onun peşinde koşan biri gibi durmuyor. Yani halkla ilişkiler yönü de böyle çok güçlü değil. En azından bu konuda irade bir çabası yok. Nedir onun sırrı? Ben onu merak ediyorum gerçekten. Şimdi sahne boş. İnsanlar ümitsizce birilerinin çıkmasını bekliyor. Eğer mevcut liderler Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu sahnede hakim bir aktör haline gelip seçmeni arkasında toplayamazsa muhtemelen başka isimler sahneye çıkabilir. Ben 2001 ile bugünleri benzetmemin önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Tayyip Erdoğan ekonomiyi yönetemediğini insanlar gördü. Kendisi de biliyor. Yani ekonomide başarısız olduğunu en azından biliyor. Ve 18 yıldır da iktidarda. Bilimsel olarak ispat edilmiş diyebileceğim bir realite var. Bir parti tek başına iktidara geldiği zaman en başarılı olduğu dönem ilk dönemidir. Bu Demokrat Parti içinde, Adalet Partisi içinde, Anavatan Partisi içinde, AK Parti içinde doğrulanmış bir realitedir. AK Parti iktidarın en başarılı olduğu dönem ilk dönemidir. Ondan sonra giderek başarısı azaldı. Şimdi başarısı en düşük noktada AK Parti'nin. Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor diye sorduğumuzda %65 kötüye gidiyor diyor. Geçmiş yılda geçim şartlarınız, geçim durumunuz nasıldı diye sorduğumuzda iyiydi diyen %8, kötüydü diyen %70-80. Dolayısıyla ortam, zemin bence yeni bir ismin ortaya çıkması için çok uygun. Bu isim mevcut siyasi partilerden bir tanesi tarafından ekibiyle birlikte doldurulamazsa sahneye başkalarının çıkması muhtemeldir. Özel Bey, yanlış anlaşılmasın diye araya gireceğim. Başka kimselerinin sahneye çıkması muhtemeldir. Lafınız yanlış yerlere çekilebilir.
kimi kastettiğinizi sorabilir miyim lütfen? Tabii tabii açıklayacağım. Şu anda Tayyip Erdoğan'la başa baş popülariteye sahip iki kişi var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Bunlar 50-55 civarında birbirlerinin önüne geçiyorlar. Ve son 4-5 aydır da Mansur Yavaş bir numara. Erdoğan 2, Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a eşit gibi 3 numara. Ve yeni bir aday daha ön plana çıktı. Süleyman Soylu. O da 4. sırada. Şimdi eğer mevcut parti liderleri Kılıçdaroğlu, Meral Hanım ve diğerleri Ali Babacan vesaire eğer halkın önünde biz bu işi yapabileceğiz imajını üretemezlerse bu iki isimden bir tanesi sahneye çıktığında sel gibi alıp götürebilir muhalefeti. Şu anda Mansur Yavaş'ın popülaritesi %58 gibi. Tayyip Erdoğan'ınki %52. Ekrem İmamoğlu'nun %51. Dolayısıyla bu iki isim böyle bir yere aday olur mu? Böyle bir işe girişirler mi? Girişmezler mi? Bu benim bilebileceğim bir şey değil. Ama şu anda popülaritesi en yüksek 3 kişi Mansur Yavaş, Erdoğan ve İmamoğlu'dur. Eğer bu isimler, mevcut liderler bu durumu kanıtlayamazlarsa, biz yapabiliriz'i kanıtlayamazlarsa ve bu iki isimden bir tanesi de sahneye çıkarsa muhalefetin temsilcisi olacak güce sahip. Şu anda öyle görünüyorlar. Şimdi gelelim Mansur Yavaş'a. Mansur Yavaş belediye başkanı olarak şu anda başarılı. Ölçümlerden biz bunu görüyoruz. Ve ülke siyasetiyle ilgili hiçbir polemiğe girmiyor. Ben belediye başkanıyım diyor, belediye başkanı olarak kalacağım diyor. Hatta kendisine soruldu, Cumhurbaşkanı adaylığınız söz konusu mu falan diye geçmiş dönemde. Ben hedefim Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmak dedi. O kapıyı kapattı. Ama siyasette hiçbir kapı şey yapılmaz. Kapatmak isteseniz bile kapanmaz. Gerekli gördüğü zaman insanlar kapattıkları kapıyı açarlar. Mansur Yavaş'ın bir belediye başkanı olarak başarılı olduğunu ben düşünüyorum. İki, ülke siyasetine girip farklı siyasi gruplarla çatışmıyor. Onlarla polemiğe girmiyor. Üç, Mansur Yavaş'la ilgili benim söyleyebileceğim bir husus daha var. Eskiden beri ülkücü olan, milliyetçi olan bir kişidir Mansur Yavaş. Seçimden sonra da ben ülkücüyüm diye deklare etti. CHP adayı ama ben ülkücüyüm dedi. Devlet kadrolarında şu anda çok fazla sayıda tahmininizin üzerinde milliyetçi, ülkücü kökenden gelen bürokratlar var. Bunlar Mansur Yavaş'a himaye ediyor olabilirler. Veya medyada, özellikle havuz medyasında Mansur Yavaş'la ilgili şeylere bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine mi daha çok yayın var, Mansur Yavaş'ın aleyhine mi daha çok yayın var? Ben bir kısım devlet organlarının, medyanın Mansur Yavaş'ı kısmen de olsa kayırdığını düşünüyorum. Bunun nedeni Mansur Yavaş'ın Kürtlerden oy alamayacağı olabilir mi? Hayır, Kürtlerden alamayacağı da diyemeyiz. Şu anda Kürtlerden iyi destek alıyor Mansur Yavaş. Tamam. Şimdi Tayyip Erdoğan hayatında iki defa mağlubiyet tattı. 20 yıllık hatta 30 yıllık siyasi hayatında. İkisini de Ekrem İmamoğlu'ndan tattı. Tayyip Erdoğan şu ana kadar kendisine rakip olarak onu gördü, onu koydu tahtasına. Hedef tahtasına. Medyada onu çok fazla yıpratıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, CHP'lilerin bir özelliğidir. Kendi insanını da çok fazla beğenmezler. Yani mesela Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanı AK Parti'nin adayı olsa %100 beğeni toplar. Ama CHP'lilerden %100 hiçbir zaman bulamazsınız. Gözünün üstünde kaşı var derler. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun
Mansur Yavaş'tan geride görünmesinin sebebi, geride olması için bir takım şartlar var. Bir takım olaylar var. Ülke politikasına yönelik de tavır alıyor ve bir takım polemiklere giriyor. Bu da onun özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla eğer önümüzdeki süreçte sahne boşken, muhalefetin sahnesi boşken birisi bunu dolduramazsa, Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu bunu dolduramazsa, bu ikisinden birisi sahneye çıkarsa sahneyi doldurur ve Tayyip Erdoğan'a rakip olur. Ve halk tarafından da kabul görür. Şu ana kadarki ölçümlerde, yani 24 Haziran'da, 23 Haziran'dan bu yana yapılan bütün ölçümlerde İmamoğlu, Mansur Yavaş, Erdoğan üçü başa baş gidiyorlar. Dolayısıyla halkın gözünde Erdoğan'ın rakibi Mansur Yavaş ve İmamoğlu şu anda. Hatta şunu söyleyeyim. 3 ay önce ekonomiyi kim düzeltir diye açık uçlu bir soru sorduk. Lider demedik. İkinci ve üçüncü sırada çıkan isimler Tayyip Erdoğan'dan sonra Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'ydu. Ben de size onu söyleyecektim tam. Biraz önce siz bahsediyordunuz, hani ekonomi yönetiminde partilerin ön plana doğru isimleri koyması gerekiyor ya da ekonomiyle ilgili yönetebileceğinin sinyalini ve güvenini vermesi gerekiyor diye. Mesela belediyeler, özellikle İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Tunç Soyer de gerçi öyle, diğerleri de öyle ama İmamoğlu ve Mansur Yavaş özellikle ekonomiyle ilgili çok fazla ön planda mesajlarla ilerliyorlar. İşte asgari ücret meselesinde gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti kendisi belirledi bir anda. Bunlar etkili mi sizce Özer Bey? Bütün bunlar etkili. Bunlar etkili. Yani zaten bir insanın popülaritesi bir tek faktörle ortaya çıkmaz. Kümülatif bir sonuçtur bu. Pek çok faktörün birbirini destekleyen şekilde ortaya çıkmasıyla kişilerin liderliği ortaya çıkar. Tayyip Erdoğan'ın pek çok özelliği liderliğini güçlendiren özelliklerdir. Ben mevcut liderlerden birisinin sahneye çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Eğer seçim bir seneden daha uzun bir süreye kalırsa, isterlerse, bu ihtiyacı görebilirlerse, bunu fark edebilirlerse, ben yeterince fark ettikleri kanaatinde değilim. Veya fark etmeye başladılar. Çünkü mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o meclisteki bütçe konuşması belki bunu fark ettiğinin bir sonucudur. Meral Hanım da aynı şekilde bir yıldır sokaklarda dolaşıyor. Bu liderlik olarak ön plana çıkma hedefi olabilir burada. Ali Babacan belki şansı daha yüksekti. Hem genç, hem daha iyi eğitimli, hem de tecrübeli bir ekonomist. Ama yanlış başladı işe. Benim kanaatim bu. Yanlış başladı ve doğru yerde duramıyor. Eğer bunlar, bu üç kişi, bu dört kişi bu işi beceremezlerse, ben bu iki kişinin, bahsettiğimiz Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının çıkarlarsa bu boşluğu doldurabileceklerine inanıyorum. Buradan şunu çıkarmayın. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş ekonomist değil. Ekonomiyi çok iyi yönetebilir değil. Ama liderlik özelliği olarak iyi ekonomistlerle çalışırsanız ekonomiyi yönetirsiniz. Menderes ekonomist miydi? Demirel ekonomist miydi? Ecevit ekonomist miydi? Özal ekonomist miydi? Tayyip Erdoğan ekonomist mi? Ama ekonomiyi onlar zamanında iyi dönemleri var. Liderin ekonomist olması gerekmiyor. Ekonomistlerle çalışabiliyor olması, bunları bir araya getirebiliyor olması önemli. Bunu beceren ön plana çıkar. Bu Ekrem İmamoğlu için de Mansur Yavaş için de geçerlidir. Özer Bey, son birer soru daha evet. Alıp sonra teşekkür edelim. Peki. Ben iki teknik soru soracağım. Birincisi şu. Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları, refah düzeyi nasıl değişti sorusuna
iyileşti diyen enteresan bir %8.4 var. Doğrusu şaşırıyorum. Yani nasıl olmuş da iyileşmiş ayrı mesele ama kim bunlar? Yani bu benim ekonomik şartlarım iyileşti diyen %8.4'ün partilere göre dağılımı, seçmen olarak partilere göre dağılımı ya da yaş gruplarına göre dağılımını ölçtünüz mü? Eğer ölçtüyseniz eminim bu bize çok çok önemli siyasi veriler sağlayacaktır. Birinci sorum. İkinci sorum kolay olduğu için ben şey yapıyorum. İkinci sorum da şu. Kararsızları neden dağıtmıyorsunuz? Yani AKP %30.6 çıkıyor. Protestocu kararsız ve bilmiyorum diyenler de %20'den biraz fazla sanıyorum. %23 mi dediniz? %20 küsur bir şey. 21,5. Tamam. Peki 21,5. Kararsızları geçen neden dağıtmıyorsunuz? Bu kararsız dağıtımına siz güvenmiyor musunuz? Yoksa oransal dağıtımının mümkün olmadığını mı düşünüyorsunuz? Neden? İki soru sormuş oldum. Şimdi birinci sorunuzla ilgili raporlarımızda detay var. Bunların kim olduklarını biliyoruz. Yani bu kişiler hangi siyasi partidendir, gelir seviyesi nedir, ne iş yapıyor, siyasal görüşü nedir vesaire ile ilgili bütün detay bilgi elimizde var. Bunları çıkarabiliriz. Şu anda ben bunu söyleyecek durumda değilim. Yani data önümde değil. Raporu açabilsem söyleyebilirim size. Ama şunu kabul edelim Kadri Bey. Türkiye'de %8 gibi bir kitlenin durumunun iyileşmesi olağandır Türkiye'de. 20 yıllık bir iktidar ihaleleriyle, imkanlarıyla belirli bir kesime imkan sağladı. Bir de geleneksel olarak imkanları olanlar var. Yani Koç'u Tayyip Erdoğan zengin etmedi. Bunun gibi binlerce aile var. Binlerce iş adamı var. Dolayısıyla %8 büyük bir rakam değil. Çok küçük bir rakam. Yani bir ülkede sadece iyileştiğini söyleyenlerin %8 olması bir büyük felaketin patlamasıdır. Niye bu %18, 28, 38 değil? Kötüleşti diyenler niye %70? Soru burada %70, niye %70 kötüleşti diyor. Onun cevabını aramak lazım. %8 çok basit bir rakam. Yani 80 milyonluk bir ülkede %8 ailenin, ki burada biz kişileri aile olarak da görebiliriz. Her aileden bir kişiyle konuşuyoruz. Durumunun iyileşmiş olması olağandır. Bugünkü şartlarda bile olağandır. Şimdi gelelim bu kararsızlar meselesine. Şimdi kararsızlar kitlesi şu ana kadar yaptığımız ölçümlerde görüyoruz ki büyük kısmı, neredeyse 1/3'ü AK Parti ve CHP'den gidenler. Ve bir de ben hiçbir zaman seçime sandığa gitmeyeceğim diyen insanlar. Şu anda %21,5'luk kararsızların 7 puanı 24 Haziran'da AK Parti'ye oy vermiş. 3 puanı da CHP'ye oy vermiş. Yani 21,5'un 10 puanı CHP ve AKP kökenli. Diğerlerinden de birer buçuk puanlık bir kararsız var. Şimdi siz bu AKP'den ve CHP'den uzaklaşan insanları tekrar oraya dönmeyeceğini kanıtlayabilir misiniz, düşünebilir misiniz? Belki dönecekler. Eğer siz bunu oransal olarak dağıtırsanız küçük partilere avaraj sağlamış olursunuz. CHP'li veya AK Partili bir kısım insanları İYİ Parti'ye, HDP'ye, DYP'ye ve diğer küçük partilere dağıtmış olursunuz. Bu istatistiki bir sahtekarlıktır. Ama vatandaş, ilgililer illa bunu görmek istiyorlar. Ama istatistiki olarak doğru değil mi? Amerikan literatüründe ben bunu inceledim. Araştırmacıların söylediği şey şu. Kararsızları seçime çok yakın bir zaman kala ve kararsızların minimum olduğu dönemde oransal dağıtırsanız doğru iş yaparsınız. Doğru yaparsınız diyor. Şu anda kararsızların oransal dağıtılması küçük partilere favori yapmaktır. Torpil geçmektir. CHP'nin ve AK Parti'nin aleyhine çalışmaktır. Yoksa yapılabilir. Bunun diğer bir yöntemi olsa yöntemidir.
kalemi elinize alırsınız veyahut da ekranın başına geçersiniz. Şuradan şu kadarı şuna vereyim, şuradan şu kadarı şuna vereyim dersiniz. Ondan sonra DEVA Partisi'ni %6 ilan edersiniz. Veyahut da bilmem hangi partiyi %10 iken %17 ilan edersiniz. Olur biter. Rakamlarla savaşmamak lazım. Rakamlarla cidalleşmemek lazım. Ham rakamı vatandaşa sunacaksınız. Kararsızı da soracaksınız. Ve partiler diyecek ki %20 kararsız var. Benim hedef kitlem burasıdır. Bugün CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin hedefi, hedef kitlesi veyahut da DEVA'nın geleceğin bu %20'lik kararsızlardır. Eğer siz o kararsızları yok ederseniz partiler hedef kitlesini bulamazlar. Bu çok, bu söylediğiniz çok çok önemli. Şunun yapıldığını biliyorum ben. Bir cümle ifade edeyim. Tabii buyurun. Şunun yapıldığını ben biliyorum. İlan ediliyor. Değişik araştırma kuruluşları, kararsızlık şeyleri ilan ediyor. Bu pazar seçim olsa da bakıyorum kararsızlar %15. Ama bakıyorum bir parti, A partisi, B partisi %10 civarındayken %15, bir başka parti %2 olması gerekirken %7 görüyorum. Yapılan şey şu, kararsızlardaki bir kısım oyu diğer partilere dağıtıyorlar. Ondan sonra da o partiye gidip bize iş verir misin diyorlar. Kararsızları dağıtmanın ben gayri ahlaki olduğunu düşünüyorum. İstatistiki olarak da bilimsel olarak da doğru olmadığını düşünüyorum. Ama sorarsanız bunu oransal olarak dağıt derseniz dağıtırız. Nitekim dağıttık. Cumhuriyet Halk Partisi oransal dağıtıldığında 25,5. AK Parti'de %38,5. DEVA Partisi de 2.1. Evet. Yani bu söylediğiniz ama, çok önemli. Emin bununla ilgili zaten bir şey soracaktır ama sizin bu söylediklerinizden şu manşeti atabilir miyiz Özer Bey? Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin bugün hedefi %21,5'lik kararsızlar olmalı. Evet, birinci de bütün partilerin, AK Parti de dahil buna, ama asıl olan muhalefetin birinci hedefi, hatta sadece hedefi bu kararsız kitledir. Bu kararsız kitleyi tanımak, bu insanlar neden şikayetçi, niye kararsız oldular, niye AK Parti'yi, CHP'yi, İYİ Parti'yi terk ettiler ve ne istiyorlar? Ne yaparsak, ne söylersek, nasıl davranırsak bunlar bize gelir sorusunun cevaplarını bulması lazım siyasi partilerin. CHP'den 4 puan, şu anda 3 puan kararsızlarda. Bunu ölçtük, biliyoruz. Şimdi CHP'nin birinci derecede yapacağı şey, bu 3 puanı ben geriye hemen nasıl alabilirim? Bir başka partiye gitmeden nasıl alabilirim sorusuna cevap araması lazım. Tayyip Erdoğan'ın da kararsızlar içerisindeki 7 puanlık AK Parti kitleyi ben nasıl çekeceğim diye düşündüğünden eminim. Evet. İYİ Parti'nin, HDP'nin, DEVA'nın da bu AK Parti'den ayrılan 7 puan, CHP'den ayrılan 10 puanlık kitleyi ben kendime nasıl çekebilirim diye düşünmesi lazım. Evet, yani bu bence altının çizilmesi gereken noktalardan biri. Çünkü dediğiniz gibi biz hep kararsızlar öyle mi olur, böyle mi olur diye konuşuyorduk. Ve bu arada da belki Özer Bey buna da söylemek ister. Son Emin'den bir soru alalım. %20 idi zannediyorum. Bu arada da %21,5'a kadar çıkmış durumda kararsızların. %21,5 bu ay. %1. Emin'in son sorusunu alalım size Özer Bey. %21,5. Aslında tabii kararsızların oyu şöyle 26,8'den 27'lere gelmişti. O CHP'ye dönmüş, biraz önce söyledi Özer Bey bunu. Özer Bey, siz bu AKP'nin 7 puanı AKP'den, 3 puanı CHP'den şu anki 21,3'lük kararsızların oyu dediniz. Bu insanların AKP'den kopuşunun neden koptuklarını veya CHP'den neden koptuklarını, yani bir önceki hangi partiye oy verse ondan neden koptuklarını anlamaları lazım ki o oyları kendilerine çekebilsinler dediniz. Eminim siyasi partilerde bunu anlamaya çalışıyorlar. Ama burada biraz önceki sorduğum soruyla da bağlantılı bir şekilde ben şunu bir sormak istiyorum size.
lider sonuçta çok önemli olacak. Cumhurbaşkanı adayı partiden daha bağımsız olarak önemli olacak. Bunu siz de söylediniz. İttifakların bunu önceden Cumhur İttifakı'nın adayını biliyoruz. O belli. Ama diğer taraftaki ittifakın adayını açıklaması, önceden açıklaması, daha seçim sürecine girmeden açıklamasının bir etkisi olabilir mi? Yoksa kendilerinin kararını bir tarafa bırakarak soruyorum bunu. Yani seçmene bir zaman tanıma adına bunu önceden açıklamalarının bu kararsızları da etkileme açısından bir etkisi olur mu sizce? Yoksa o seçim sürecine girildikten sonraya mı bırakılmalı sizce? Şimdi eğer bir ittifak yapacaksa muhalefet partileri, bence temel prensiplerde ittifak etmeliler. Bence birinci sorun bu. Yani bunlar diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeliyiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi kastettiklerini çok açık ve net bir şekilde, hepsinin onaylayacağı şekilde kamuoyuyla paylaşsınlar. Ve eğer bir gün iktidara gelirsek bunları biz yerine getireceğiz diye deklare etsinler. Yani etrafında birleştikleri prensipleri bir kere belirlesinler. Cumhurbaşkanı isminin çok erken açıklanması aynı zamanda risklidir. Düşman çeker. Yani A şahsını açıkladığınız zaman bir B şahsının aklına birileri gelir, sen de aday ol der. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı adayının erken açıklanmasının yanlış olacağı kanaatindeyim. Ama burada doğru olan şey, eğer muhalefet parti seçmenlerinin hepsinin büyük çoğunluğunun ittifak edeceği bir aday bulamazlarsa, ister önceden ister sonradan netice alamazlar. Yani olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi, muhalefetin büyük çoğunluğunun ittifak edeceği bir aday bulmalarıdır. Ama önceden siz neyi getireceğinizi bir ilan edin, ne kadar sürede seçime gidip başkanlık sistemini parlamenter sisteme dönüştüreceğinizi deklare edin. Yani kendinizi çok sağlam bir şekilde bağlayın. Halkı inandırın. Ondan sonra sırası geldiğinde, zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanı adayını şimdiden onlar kendi aralarında konuşabilirler. Yahut da kendileri de bir takım isimler üzerinde durabilirler. Ama bunların ben kamuoyuyla paylaşılmasının o insanları riske atacağını, o adayı riske atacağını düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey olduğunu farz edelim. CHP çıktı, dedi ki bizim adayımız Mansur Yavaş'tır. Bunu diğer partiler de razı oldu ve Mansur Yavaş'ı ilan ettiler. Mansur Yavaş 3 gün içerisinde belediye başkanlığını yapamaz hale gelir. Yani bu kendi kendine ayağına kurşun sıkmak gibi bir şeydir. Zamanlama normal, makul süreçler içerisinde yapılmalıdır. Çok erken veya çok geç beklenenin aksi netice verir. Ama prensiplerini şimdiden açıklasınlar bence. Ne istiyorlar? Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem milletin ağzına pelesenk oldu. Nedir o? Neyi kastediyorlar? Şimdiye kadar bir tanesi açıkladı mı bunu? Eski parlamenter sistemden farkı ne? Yani başkanlık sistemine geçmeden önceki parlamenter sistemden farkı ne? Ben hala bilmiyorum. Kimsenin açıkladığını da duymadım. Evet. Peki, Özel Bey çok teşekkür ederiz. Sizden sonra bir CHP'li, bir de HDP'li iki kadın siyasetçimiz olacak. Malum bizim programımızdan çıkan bir tartışma. Artık yaşam biçimleri üzerinden kutuplaştırma olmasın meselesinde Türkiye birleşmişti ve özellikle muhalefet de bütün kesimlere açılma konusunda önemli bir strateji izliyorlardı ama yine başörtüsü türban tartışmasından bir CHP'ye iktidarın yüklenmesi oldu. Dolayısıyla bunu konuşacağız sizin ardınızdan. Bilmiyorum, bu yani türban olarak sormayayım size ama kutuplaştırmalar konusunda muhalefetin ya da iktidarın hala bir beklentisi olmalı mı kutuplaştırmalardan diye sorayım. Ve son olarak da künyeyi söylemenizi rica ederek teşekkür edeyim size. Bu kutuplaştırmalar, mesela bu
başörtülü bayanla ilgili söylenen şeylerin söyleyene bir şey getireceğine inanmıyorum ben. Bu konuda kutuplaştırma konusunda sakin ve makul olmak lazım. Kavgaya gerek yok. Her partide her türlü insan olabilir. Tek cümleyle geçiştirilebilir. Tartışmaya girilecek bir şey değildir bu. Bence Erdoğan burada hata yaptı. Benim kanaatim hata yaptı bunu söylemekle. Ben olsam söylemezdim. Yahut da ben onun danışmanı olsam böyle bir şeyi söylemezdim. Kadınları karşısına alan bir politikacı yıkılır. Akıllı politikacı kadınları yanına alabilen politikacıdır. Bu İstanbul Sözleşmesi konusunda da dindar kadınlar iktidara karşı çıktılar. Bir kısmı karşı çıktı. Dolayısıyla benim Erdoğan'a da diğerlerine de tavsiyem kadınlar üzerinden polemik yapmasınlar. Kadınları karşısına alan parti batmaya mahkumdur. Bu araştırmamız bizim 15 senedir her ay yaptığımız Türkiye'nin Nabzı isimli araştırma serisinin aralık versiyonudur. 1700 kişiyle yaptık ve ayın 20'si ile 25'i arasında alan çalışması yapıldı. Anket uygulaması da telefonla, bilgisayar destekli telefon yöntemiyle yaptık. Künyesiyle ilgili başka soracak bir şeyiniz varsa buyurun. Hayır, çok teşekkür ederiz. Zaten biz biliyoruz ve ona göre sizi çağırıyoruz ama malum kurallar gereği bunu sormamız gerekiyordu. O yüzden hem de belki seyircilerimiz de bilgilenmek isterler diye bu soruyu yönelttim. Çok teşekkür ederiz Özer Sencer. Metropol araştırmanın sonuçlarını verelim dedik ama sizin analizleriniz gerçekten çok değerli içeriğe sahipler ve manşetleri oluşturdular bir anlamıyla. Teşekkür ediyoruz. Herhalde ekleyeceğimiz evet, bu noktada. Anlamlandırdı bizim anlamlandırdı, için. Evet. Yani altını doldurdu. Sayılar kimi zaman çok şey söylese de bazen çok daha fazla şey söylemiş oluyorlar. Sayın Özer Sencar'ın bu konuda tabii ki anlatımına ihtiyacımız vardı ve öyle yaptık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi onun bıraktığı yerden devam edelim. Ne dedi? Kadınları karşısına alan siyaseti kaybeder. Gerçekten öyle, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli. Çünkü AK Parti iktidara geldiğinden itibaren, hatta daha öncesinde de aslında kadınların mücadelesiyle büyüyen bir siyasi hareketti. Ve nitekim kendisi de çok sıklıkla tekrarlıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kadın kollarının, AK Parti'nin, kadın güçlerinin özellikle yerelde çalışan ne kadar önemli olduklarını. Şimdi bu sözün vardaki Fikri Sağlar'ın açıklamaları aslında bizim programın küçücük bir bölümüydü, minicik bir bölümüydü. Biz AK Parti'nin ya da daha doğrusu iktidarın diyelim, artık AK Parti demek de yanlış oluyor. İktidarın geldiği, dayandığı noktada kendisinin mağduriyetleri bitireceğiz, mağduriyetleri bitireceğiz söylemiyle gelip bugün kat be kat daha fazla mağduriyetler yaratmasıyla ilgili konuşuyorduk. Ve oradan bir konuşmayı aldılar ve gündemin en tepesine oturttular. Ben şahsen söyleyeyim, bilmiyorum Kadri ve Emin de eklemek ister. Fikri Sağlar'ın görüşlerine katılmıyoruz. Katılmıyorum daha doğrusu. Zaten hem Kadri hem Emin de bu konudaki görüşlerini sorularıyla ortaya koymuşlardı. Fakat ne oldu bu program sonrasında? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer AK Parti ve AK Parti'ye yakın medyanın uzattığı, büyüttüğü tartışma bir yere doğru gitti ve sonuçta soruşturma açıldı. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fikri Sağlar'a. Şimdi bir kere bu da fikir özgürlüğü konusunda geldiğimiz, dayandığımız noktayı da gösteriyor. Fikirliğe katılmayabiliriz ama soruşturma, eğer Fikri Sağlar'a soruşturma açılıyorsa, birazdan konuşacağız. Peki o zaman AK Partili yetkililere niye açılmıyor? Hemen bir alıntı sizlere aktarmak istiyorum sayın seyirciler. Bakın, AK Partili bir ilçe başkanı daha doğrusu nasıl bir açıklama yaptı yılbaşıyla ilgili? Hemen görelim sosyal medya hesabından. Görebilir miyiz lütfen? Peki, göremiyoruz. Dolayısıyla da bunu konuşamıyoruz. Çünkü peki. Siz dün gece
meydanlarda toplanıp yılbaşı kutlayamadınız ama biz bugün camide toplanıp cuma namazı kıldık. Oh! Şimdi bunu diyen bir AK Partili yöneticinin bu açıklamaları fikir özgürlüğü sayılıyorsa ve bir özür dilemeyle geçiştiriliyorsa o zaman neden sadece Fikri Sağlar için değil ama diğer başka fikrini açıklayanlar için soruşturmalar açılıyor? Bu da fikir özgürlüğü konusunda gelinen dayanılan nokta. Birazdan zaten ilerleyen dakikalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde olup bitenleri konuşacağız. Şimdi buradan başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Şöyle dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak vitrine koyduğunuz, değil mi? Süs olsun diye koyduğunuz siyasetçiler. Kadri. Ya şimdi burada Özer Bey de söyledi, çok büyük hata yapmıştır dedi. Evet, yani bence Cumhurbaşkanı siyaseten hata yaptı. Bu küçümseyici ve aşağılayıcı bir tutum. Ben daha ağır bir ifade kullanmak istemiyorum bu konuda. Bir, şöyle bir gayret içinde maalesef. Biz burada kutuplaştırmayı tartışıyoruz. Türkiye'de siyasetin ve toplumun tutarlı ve toplum olarak devam edebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan kutuplaşma, kutuplaştırma. Ya burada din eksenli bir kutuplaştırma ciddi bir şekilde soğukkanlı olarak, planlı programlı olarak yürütülüyor maalesef Türkiye'de bugün. Din eksenli. Yani din eksenli ötekileştirme söz konusuysa din eksenli kutuplaştırma da var ve de aslında iktidarın başından beri oyun planı şuydu. Türkiye'yi kutuplaştıralım. Sünni muhafazakar çoğunluk karşısında laikler, Aleviler vesaire. Dolayısıyla bu Sünni muhafazakar çoğunluğu kendimizle özdeşleştirelim. Diğer geri kalanları tırnak içinde azınlıkta olarak görülen grupları da onlarla karşıtlaştıralım. Biz bu muhafazakar sağ çoğunluğun üstüne siyaseten oturalım, onlar bizim tabanımız olsun. Ve dolayısıyla Türkiye'yi bu özdeşleşme sürdüğü müddetçe ki aklın yerini kimlik alınca bu uzun sürüyor. Yani gerçekten de uzun, duygular çünkü çok ön plana çıkıyor o zaman. Biz Türkiye'de ilelebet yani siyaseten ve hareketimizin de ömrü yettiği müddetçe çok uzun bir süre iktidarda kalırız. Yeter ki Türkiye'yi bu şekilde kendi içinde kutuplaştırıp ayrıştıralım. Çünkü çoğunluk muhafazakar. Şimdi bu oyun planı çöktü. Problem bu. Bu oyun planı 2019 yerel seçimlerine giden süreçte aslında çöktü. İlk ayrışma zaten burada İYİ Parti'nin MHP'den kopmasıyla başladı. Ardından bugün oy oranları küçük gibi gözükse de etkisi büyük olduğunu düşünüyorum. Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin AKP'den ayrışması. Diğer yanda öteden beri zaten onun bir parçası olmayan Saadet Partisi var. Ve Türkiye'nin gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun da ve Mansur Yavaş'ın da seçim zaferlerinde gösterdiği gibi böyle kimlik eksenli ayrıştırılmasıyla, kutuplaştırılmasıyla yönetilmesini veya en azından iktidarın bu yolla iktidarda kalma, iktidarını evet, güvence altına almasının imkanının kalmadığı açıkça görüldü. Bütün bu sancılar bu ve aslında kaybedildi bu imkan. Bence de Türkiye için çok iyi oldu. Ama burada şöyle bir algı yaratmaya çalışılıyor. Ben bu ifadeyi çok sevmiyorum, algı yaratmak, ama burada öyle gerçekten. Yani baş örtülü bütün kadınlar eğer iktidarı destekliyorlarsa onlar gerçek başörtülüdür. Değillerse vitrin süsüdürler gibi son derece tehlikeli, hakaretamiz, ayrıştırıcı ve gerçekten yani toplumun toplum olarak değil de toplamlardan oluşan bir yani bir toplulukların toplamı olarak ancak görülmesine imkan veren bir durum bu yaratıyor. Bu son derece sakıncalı, son derece yanlış. Biz bugün bunun neden olmaması gerektiğini tartışmalıyız ve konunun gerçek aktörleriyle tartışmalıyız bunu.
Şimdi iki konuğumuz olacak. HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ama ondan önce Emin, senin söyleyeceklerin var mı bu ben konuda? Ben iki tane şeyi burada önemsiyorum. Kadri'nin bıraktığı yerden alarak birisini söyleyeyim. O da İslam'ı ve İslam inancını AKP'nin tekeli altına alma düşüncesinin bir yansıması bu. Yani eğer İslami inanca sahipseniz, buna uygun yaşıyorsanız olabileceğiniz tek yer AKP'dir. Bunun bir dayatması, kafayen bunun dayatması olarak ben bunu görüyorum. Eğer öyle değilseniz o zaman vitrin mankenisiniz. Siz. Bu doğrudan İslami inancı temsil eden tek parti biziz düşüncesini topluma dayatma olarak ben bunu görüyorum. Yani eğer biz de değilseniz siz o zaman o tarafta sadece ve sadece bir vitrinde bir süsünüz ze getiriyor. İkincisi de kim olduğundan bağımsız olarak kadının özgür iradesine de hiçe sayan bir şey olarak görüyorum bunu. Yani özgür iradesiyle orada olamazmış gibi. Bunu kendisi değerlendiremezmiş gibi. Bunu da ona ancak kim söyleyebilir? Sayın Erdoğan söyleyebilir. Başı kapalıysa nerede olacak, açıksa nerede olacak, kim nasıl düşünecek? Çünkü geçen yayında tartıştığımız yerli ve milli muhalefet dizaynını da zaten o yapacak. Üniversiteyi de o olacak. Kimin yerli ve milli olduğuna da o karar verecek. Şimdi böyle bir şey yok. Bu insanlar siyasete girmişler, özgür iradeleri var ve en az bunu onlara dayatmaya çalışanlar evet. kadar da siyaset konusunda herhalde fikirleri var. Peki şimdi HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya, Hüda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Şirin Payzan, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, yeni yılınız kutlu olsun, hoş geldiniz diyorum. Birazdan döneceğim size. Gökçe Gökçen yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından. Hoş geldiniz Gökçe Hanım. Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Umarım 2021 hepimize daha güzel günler gösterir. Şimdi HDP İstanbul Milletvekili Hüdakaya ile başlamak istiyorum. Hüda Hanım, siz başörtülü olarak bir vitrin süsü müsünüz? Vitrin mankeni misiniz siyasette? Evet, konuşmaya başlarken ben de 2021 yılının hem stüdyodaki diğer arkadaşlarımıza ve bizi izleyen tüm halkımıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Barış, özgürlük, sevgi, sağlık ve huzur getirsin diliyorum hepimiz için. Vitrinlik mankeni olma noktasında... her şeyin öznesinin sadece kendileri olduğunu, yaşamın değerinin, varlığının, amacının kendileri olduğundan yola çıkarak tüm gerçek değerleri, hakikati çarpıtarak toplumu yozlaştırmada 18 yıllık bir AKP iktidarı sonucunda bugün geldiğimiz noktada sadece kendilerine oy verenler bu ülkenin vatandaşı, sadece kendileriyle birlikte olan Kürtler, gerçek Kürtler, sadece kendileriyle beraber olan Aleviler, Ermeniler, Lazlar, Çerkezler, Araplar, kadınlar, gerçek bu ülkenin öznesi olan kimlikler, ama AKP ile yan yana olmayan, kendilerine biat etmeyen tüm kimlikler dahil olmak üzere eleştiren, sorgulayan, düşünen, akleden ve başta kadınlar olmak üzere ötekileştirilen, nesneleştirilen, o iradesizleştirilen, hiçleştirilen varlıklara dönüştürülüyor. Yani bunu kabul edebilmek, düşünen, sorgulayan bir kadın olarak eleştirme hakkımın, düşünme hakkımın, tercih etme, irademi kullanma hakkımın değerinin farkında olan bir kadın olarak bunu kabul edebilmek mümkün değil. Maalesef acınası tartışmalara şahit oluyoruz. Fakat AKP, yani şunu da göz ardı etmememiz lazım. Mesele sadece vitrin mankeni ifadesinden ibaret değil. Yozlaşmışlığın,
tutuculuğun, bağnazlığın, ötekileştirmenin, kadınları hiçleştirmenin, değersizleştirmenin sadece bu kelimeden ibaret değil bu. Bu AKP'nin pratiği, başörtülü başörtüsüz bütün kadınlara yönelik yaptığı uygulamalar, ötekileştirmeler, özel yaşamlara, kadınların tercihlerine, kılığına, kıyafetine, yediğine, içtiğine, yatak odasına kadar dil uzatma cüretinde bulunan bir AKP iktidarının pratiği, politikası, zihniyeti ortada iken ve 28 Şubat gibi bir sürecin ardından tepe tepe o günlerin o sıcak hala kanamaya devam eden yarasını sürekli kaşıyarak bugünlere kadar gelen ve bunu en büyük istismar malzemesi olarak kullanan bir iktidarın varlığına, rahatsızlığına hepimiz şahit iken bugün muhalefet yapıyorum diye hala eleştirisini kadınlar üzerinden, başörtülü kadınlar üzerinden ötekileştirerek, hiçleştirerek, değersizleştirerek muhalefet yaptığını sanan zihniyet de kendisini sorgulamalı. Çünkü aynen bu mantalitede, iktidar mantalitesi de aynı havuzdan besleniyorlar ve birbirlerini besliyorlar aslında. Biz bu gerçekliği göz ardı edemeyiz. 28 Şubat'ın sonucu AKP'dir. AKP'yi var eden sebep 28 Şubat zihniyetidir. Ve biz bugün hala bugün olmuş bunca acılar, bunca bedeller ödenmiş, toplum tükenmiş, bitmiş, çürümüş. Biz kadınlar olarak yaşam savaşı veriyoruz. Bakın bundan ötesi yok. Ben şu anda bugün Muğla'ya geldim. Pınar Gültekin'in cinayet davası için Muğla'daydım. Şu anda Bodrum'a geçtik ve yarın da Gülistan Doku ile ilgili bir planlama içerisinde olacağım. Yani biz katledilen kadınlarımızla uğraşıyoruz. Ekmek bulamayan kadınlarımızla uğraşıyoruz. İş bulamayan kadınlarımızla uğraşıyoruz. Hayatı gasp edilen, özgürlükleri yok edilen, cezaevlerinde binlerce hapsedilen, düşünen, eleştiren, siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sosyal medyada yazdı, çizdi diye, yani her anlamda varlık savaşı veren kadınlarımızla bir arada olmak, ayakta durmak için mücadele ederken muhalefet adına bizi içten çökerten böylesine basiretsiz eleştirilerle muhalefet olamaz. Bakın sevgili Şirin Payız'ım, biraz önce Metropol Araştırma'dan Özer Sencar Bey'in konuşmalarını dikkatle dinledim. Son derece önemli tespitler vardı. Muhalefet noktasında bakın Halk TV'deki arkadaşlar da, diğer bazı muhalif kanallardaki arkadaşlar da bilirler. Aylardır, uzun zamandır ısrarla bunu her ortamda, her fırsatta söylüyorum. AKP'nin bugüne kadar hala ayakta durabilmesinin, var olabilmesinin sebebi basiretsiz, beceriksiz muhalefettir. Ve bu inanın yani söylemleriyle, uslubuyla, diliyle, halktan kopukluğuyla, üstenciliğiyle biz kendimiz AKP'yi, bu iktidara, bu zemini biz yani muhalefet adına bunları yapanlar sunuyor. Evet. Dolayısıyla buyurun. Bir burada virgül koyup ben Gökçe Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey aslında muhalefeti de topyekün bir kişinin sözlerine indirgememiz gerekiyor. Hayır, yani, genel anlamda. Yani, değil mi? Yani şimdi mesela son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de başörtülü bir milletvekili elbette var. Yine parti meclisinde, partinin içinde, tabanında, İYİ Parti de aynı şekilde. İşte siz HDP'li bir milletvekili evet olarak görev yapıyorsunuz. Bir kişinin, ya şimdi bir kişinin şirin sözü payı, elbette ki bir malzeme oldu ama... Yok, özür dilerim. Hı. Ben biraz önce zaten onu vurguladım. Ha. Uzun zamandır ben muhalefetin genel yapısıyla ilgili bu eleştirilerimi tamam ifade ediyorum zaten. Şimdi ben de Gökçe Hanım onu soracağım. Zaten yani bir kişinin lafının üstüne iktidarın bu kadar atlaması, biraz da bu muhalefet uzun zamandır bizim istediğimiz malzemeleri bir türlü veremiyor
ve başka yerlere açıldı. Belediye başkanlarıyla, yerel yönetimleriyle uzun zamandır beklediğimiz malzemeyi bulduk, üstüne atlayalım gibi bir durum da ortaya çıkardı mı? Ve siz özellikle bu vitrin mankeni, süsü her neyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anda muhalefet yapayım derken, pardon, muhalefete muhalefet yapayım ya da bundan yararlanayım derken havayı tam tersine kendi aleyhine döndürdü bir açıklaması ile sonuçlandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle ben de herkese güzel bir yıl diliyorum. Umarım 2020'den çok daha iyi, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yılımız olsun diye düşünürken, yeni yılın ilk gününde maalesef Cumhurbaşkanı'nın bir böyle ayrıştırıcı bir açıklamasıyla karşılaştık. Şimdi söylediğinizden hareketle iktidar ve özellikle Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iktidar partisi özellikle ekonomik krizin çok yoğun olduğu dönemlerde iktidarın politikalarının, baskıcı politikalarının hiçbir şekilde korku yaratamadığı dönemlerde ve buna rağmen muhalefetin ve sadece siyasi parti anlamında muhalefetin değil ama toplumsal muhalefetin de güçlendiği dönemlerde zaten bu baskıyı arttırarak, ayrıştırmayı arttırarak, muhalefetten olan veya olmayan malzemeleri kullanarak ve bunun söylemini arttırarak zaten kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Ama bu sadece tabii ki bir gündem değiştirme çabasıyla da sınırlı tutulamaz diye düşünüyorum. Bu şekilde görülemez. Niye? Çünkü bunun arkasında bir zihniyet var. Bu söylemin arkasında bir başörtülü kadına, başörtülü siyasetçi bir kadına vitrin süsü diyen, böyle bir söylemi kullanabilen bir siyasetin ardında bir zihniyet var. O zihniyette aslında tam da kadınların nasıl giyineceğini, neye inanacağını, kendini nasıl ifade edeceğini ve nerede siyaset yapacağını söyleme haddini kendinde bulan zihniyetin yansıması diye düşünüyoruz. Şimdi parti meclisi üyemizin orada bulunmasıyla ilgili Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında parti meclis üyemiz Sevgi Kılıç bulunuyordu ve ona edilmedik hakaret, yapılmadık tehdit bırakılmadı. Sosyal medyada o gün bugündür görüyoruz. Sevgi Kılıç bizim için parti meclisi üyesi seçilirken de biz onun başörtülü olup olmadığına bakmamıştık. Tam da birikimine, eğitimine ve nasıl siyaset yaptığına bakmıştık. Kendisi başörtüsüyle veya cinsiyetiyle değil ama birikimiyle, eğitimiyle, insan hakları savunuculuğuyla bizimle birlikte parti meclisimizde görev yapan bir arkadaşımız. Ve bir kadın olarak başörtüsü takma veya takmama, istediği gibi giyinme, istediği gibi yaşama özgürlüğüne hepimiz kadar sahiptir. Ve bu kadınlara nasıl yaşayacağını söyleyen o anlayışı ortadan kaldırmak için de bütün kadınların olduğu gibi ama özellikle de sesini çıkarmaktan çekinmeyen bütün kadınlar olduğu gibi tam da aslında o anlayışa karşı bir tehdittir kendisi de bütün kadınlarda olduğu gibi. Şimdi kadınların Türkiye'de bir yandan o kadar fazla sorunu var ki bugün işsizlik rakamlarında biz kadınların çok büyük çoğunluğunu iş gücü bile saymıyoruz, işsizlikten saymıyoruz. Bu ülkede kadın yoksulluğu var. Kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını elde edemedikçe şiddete daha açık bir hale geliyorlar. Kadına şiddet haberlerini her gün duyuyoruz. Kadın cinayetlerini her gün görüyoruz. Her gün davalarda tek tek takip ediyoruz. Çocuk istismarı artmış durumda. Onunla birlikte kadına şiddet artmış durumda. Şimdi bir yandan kadın denildiğinde yapılması gereken tam da bu sorunların çözülmesi, tam da o verilerin açıklanması, tam da o kadına şiddetin artma sebeplerinin araştırılması ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasıyken tam bunun tersine Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından yani bir devlet başkanı ağzından kadınlara yönelik bu kadar aşağılayıcı bir söz duyuyoruz yeni yılın ilk günlerinde. O yüzden bu söylemi buradan tekrar ifade edeyim, kınıyoruz. Ve Erdoğan'ın başörtülü ve başörtüsüz bütün kadınlardan özür dilemesi gerektiğini söylüyorum. Buyurun Hüdan. Söz alabilir miyim? Evet, çok kısa bir zamanımız kaldı. Evet, kısacık tamam, hemen reklamdan edeyim. Sonra devam edeceğiz ama siz alın sonra Kadri ve Emin'in de soruları olacak. Kısacık alayım sizden, ondan sonra döneceğim. Yani vitrin mankeni ifadesi, kadınları itham eden, aşağılayan, ötekileştiren bu ifadeler ilk defa kullanılmıyor. Geçenlerde kendi programlarında dahi bu platforma davet ederken tamamen erkeklerden oluşan bir görüntü gerilirken bir iki tane sembolik kadın gelsin ifadesi bile
bu aynı zihniyetin ürünü, aynı zihniyetin yansımasıdır. Yani bakış açısı belli, pratik belli, kadınların özel yaşamlarından tercihleri, iradelerini hiçleştirmek ifadesi. Bakın, kadının iradesini hiçleştirmek, yani değersizleştirmek, kadının düşünmeyi bilmez, karar vermeyi bilmez, sonuca varmayı bilmez. Yani tamamen egemen, erkekçi bir yönetimin gölgesi altında bir gölge varlık gibi kabul etmelerinin yansımasıdır bunlar. Evet. Yani yaşamlarındaki bakış açısı bu zaten kadınlara yönelik. Hüda Hanım, bir virgül koyacağım. Bu arada seyircilerimize söyleyeyim. Devam edeceğiz reklamlardan sonra. Hüda Kaya aynı zamanda yine toplumsal eylemlerde, bir siyasetçi olarak katıldığı eylemlerde bizzat polis tarafından şiddet görmüş bir siyasetçi, belki kendisi de sonra söylemek ister ve başörtülü olmasına rağmen, yani hani vay başörtüsü meselesini tekrardan işte CHP böyle şöyle ekrana taşıdı ya da tartışmaya açtı meselesi bir tarafa, eğer başka bir partidense, başka bir siyasi görüştense başörtülü ya da başörtüsüz bütün kendisine muhalif olanlara şiddet uygulamaktan da kaçınılmıyor. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. İlerleyen dakikada Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin direnişini, alkole yapılan zammı, yani yaşam biçimlerine müdahaleyi ve ortaklaşma meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmıyorsunuz birazdan.